Aziz muhterem seyircilerimiz, Japonya'da tsunami'de 10 binden fazla insan öldü. Irak'ta yüz binlerce insan öldü. Suriye'de hakeza ve milyonlarca insan hicret ile karşı karşıya. Aynı şekilde Mısır'da darbe, hakeza bu gibi kanlı, sıkıntılı, gözyaşlı şeyleri çok işitiyorsunuz, çok duyuyorsunuz. Bugün sizlere bunlardan haber vermeyeceğiz. Acaba bu kanı durdurabilir miyiz? Bir yanda kan akıtanlar, öbür yanda kanı akanlar. Bir yandan kan, öbür yandan gözyaşı. Yani baktığımız zaman bunu yapan insanlar, güya eğitimden geçmiş insanlar, üniversite bitiren insanlar. Hiç unutmuyorum. 2001 yıllarındaydı. Adalet Bakanlığı önünde 25 yaşlarında bir üniversite öğrencisi üzerine bomba bağlamış, infilak ettirecekti ve vuruldu. Ve bu çocuğun babası ve çevresi köylülere hep şunu söylediler. Bizim bu çocuk çok iyi bir çocuktu, ahlaklıydı. Bunu üniversite bozdu. Diğer taraftan 2000'li yıllarda bankaları soyanlar, bankaların içerisini boşaltanlar dağda çiftçilik yapan değildi, çobanlık yapan da değildi, okumamış insan değildi maalesef. Bunlar üniversite mezunu insanlardı. O halde aziz seyirciler, bir fabrika düşünün ki içerisinden defolu mallar çıkıyor. Bir değil, üç değil, on değil, birçok defa defolu eşyalar çıkıyor. Allah aşkına düşünülmez mi? Yani burada bir aksaklık var. Makinelerde mi var, çarklarda mı var, iğnelerde mi? Bir yerde bir aksaklık mutlaka var. Yani bazen işin garip tarafı, mallar defosuz çıkınca insanlar şaşırıyor. Yani defolu mala artık öyle alışılmış ki defosuz mal çıkınca insanlar ona bakıyor. Allah Allah, ya böyle de demek ki çıkıyormuş diye. Ama demek ki burada eğitimde bir aksaklık var. O halde işin doğru tarafı ne? Genelde eğitimde bunu görürken gururla söyleyebilirim ki mübalağa etmiyorum. Mübalağa etmiyorum. İmam hatiplere baktığımız zaman bunun tersini görüyoruz. Yani İmam Hatip'e affedersiniz defolu birisi girdiği zaman bir bakıyorsun ki öbür taraftan sağlıklı çıkıyor. En kötü ihtimalle az defolu çıkıyor. Peki bunun sırrı nedir? O halde eğitimde nazara verilmesi gereken, görülmesi gereken nokta bu. Eğitim defolu üretirken acaba neden İmam Hatipler'de defolu bile girse öbür taraftan sağlıklı çıkıyor? En kötü ihtimalle az defolu oluyor. Acizane bunun sırrı şu olsa gerek. Değerli müdürlerimizden de bunu dinleyeceğiz ama acizane şu olsa gerek. İmam Hatipler'de insanın temel iki duygusu olan birisi kalp, diğeri akıl. Kalbini iman hakikatleriyle, Kur'an hakikatleriyle, kısacası maneviyatla, metafizikle, din ilimleriyle tatmin ederken diğer taraftan insanın diğer duygusu olan aklı da fizik ile, madde ile, maddi ilimler ile tatmin ettiği içindir ki iki ilmi alan, hem kalbi doyan hem aklı doyan bu öğrenciler bir bakıyorsunuz ki hakikati elde ediyor. Ve İmam Hatiplerin bu noktada siciline baktığımız zaman elhamdülillah gururla söyleyebiliriz ki temizdir. İşte gerek İslam dünyasına, değil Türkiye'ye, gerek İslam dünyasına, hatta mübalağa etmiyorum, insanlık dünyasına güzel bir model olacak olan İmam Hatipleri bugün ele alacağız değerli müdürlerimizle. Evet aziz seyircilerimiz, işte bu konuyu genel olarak ben İmam Hatipler üzerine bu konuyu değerli Safvan bin Muattal'ın değerli Anadolu İmam Hatip Müdürü Mehmet Kadri Çelik hocamız, sayın hocam hoş geldiniz. Ve bu konuyu yine kendisiyle beraber ele alacağımız Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gaffari İzci hocamız, değerli müdürüm hoş geldiniz hoş hocam. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Ve inşallah bu konuyu kendileriyle yine ele alacağımız Rekabet Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü değerli Sayın Nazif Dere hocamız, hocam hoş geldiniz. Evet inşallah üç değerli müdürümüzle acaba eğitimde İmam Hatiplerin genel durumu, eğitimin genel durumu, değerli müdürlerimizin teklifleri ve bu konuda sunacakları konuları genel olarak ben ele alacağız. İlk sözümüze değerli müdürümüz Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mehmet Kadri Çelik hocam. Aziz hocam, İmam Hatipler konusu geçmişten günümüze. Tabii ki içerisinde bulunan, içeriğinin yani meselenin çatı noktasında bulunan siz değerli müdürümüzün elbette ki İmam Hatipler üzerine bu konudaki tavsiyeleriniz, bu konudaki genel olaraktan ileri safhada projeler varsa yapılması gerekenler neler, bunları sizden dinleyelim hocam. Bir giriş olarak buyurunuz. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Öncelikli olarak ben ekranları başında bizleri izleyen çok aziz Adıyamanlı ve ülkemizin değerli insanlarına hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve memleketimizde meşhur sahabi Safvan bin Muaz'a selatü selam ediyorum. Cenab-ı Hak inşallah selamımızı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin onlar göklerin göklerdeki yıldızlar gibidir dediği sahabe-i kirama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu mübareklerine ulaştırsın temennisiyle başlamak istiyorum. Mehmet Bey İmam Hatip dediniz. İmam Hatip liseleri gerçekten açıldığı gün dar bir kapsamda açılmış. Yani bu memleketteki insanların dini ihtiyaçlarını gidersinler, dini anlamda onların ibadet, itaat konularına el atsınlar diye açılmış. Ama bugün şunu söyleyebiliriz çok açık ve net. İmam Hatip liseleri artık İslam ülkeleri arasında model olma yolunda. Evet, yani ilk de buyurduğunuz gibi evvelden camide imam yoktu veyahut da cenaze yıkayacak, cenaze namazı kılacak yoktu. Öyle bir ihtiyaç gibi durumda çıktı ama bugün model oldu. Bugün model oldu. Niçin? İnsanın tabiatında var hem maddi yönünü hem de manevi yönünü desteklemek lazım eğitimle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da, efendime söyleyeyim, sahabenin hayatında da onların hem dini ilimlerle hem de fenni ilimlerle uğraştıklarını çok rahat görüyoruz. İşte İmam Hatip liseleri insanların manevi yönden yetişmelerine olanak sağladıkları gibi maddi yönden de, yani bugünkü anlamda pozitif ilimlerin de yuvası olmuş. Ve bugüne kadar İmam Hatip liselerinden birçok hekim, birçok mühendis, birçok siyasetçi, birçok uluslararası ilişkiler okuyan, ekonomi okuyan insanlar çıkmış. Bunlar madde ve manayı birleştirdikleri için diğer insanlara karşı bir rol model olmuşlar, rehber olmuşlar. Bu anlamda İmam Hatip liselerimiz bu ihtiyacı gidermiş. Günümüzde de 1040 tane ilim, ülkemizde İmam Hatip lisemiz, 1600 tane de ortaokulumuz, İmam Hatip ortaokulumuz olmak üzere bugün 2600 tane İmam Hatip okulumuz var. Bu İmam Hatip okullarımızın bir kısmı da uluslararası İmam Hatipler. Şimdi uluslararası İmam Hatipler demek, yani ülkemizden diğer ülkelere model olan okullar. Yani bir örnek vermek gerekirse, Pakistan'da yaklaşık olarak 3000 tane medrese var. Evet. Ama bu medreseler sadece dini ilimleri konu edindikleri için Pakistan'da ihtiyaca cevap vermiyor. Pakistan Milli Eğitim Bakanlığı'yla Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Milli Eğitim Bakanlığı ve özelde Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bir araya geliyorlar ve Pakistan bu modeli istiyor. Türkiye'deki İmam Hatip modelini istiyor. Bu arada bütün dünyada da yaklaşık olarak 80'e yakın bir İmam Hatip okulumuz, uluslararası İmam Hatip okulumuz var. Ülkemizde de yine aynı şekilde 3 tane uluslararası İmam Hatip lisemiz var. Bu İmam Hatip liselerimizin öğrencilerinin hepsi yabancı, gelip ülkemizde bu eğitimi alıyorlar. İşte ilimizde de bu anlamda 5 tane İmam Hatip lisemiz var. Birbirinden kıymetli, birbirinden değerli İmam Hatip liselerimiz var. Ve biz İmam Hatip liseleri müdürleri Adıyaman'da bir araya geliyoruz. Evet. Fikir tahatisinde bulunuyoruz, birbirimizle tecrübelerimizi paylaşıyoruz ve İmam Hatip'e sizin konuşmanızın başında değindiğiniz gibi işte gelen öğrenci altyapısı hazır bulunuşluğu iyi değilse bile bu gençlerimizi, bu çocuklarımızı nasıl daha iyi bir yere getiririz? Çünkü
dünya artık küçüldü, ayaklarının üzerinde duran, kendisini ifade eden, insanlar artık bütün dünyaya gidip ticaret yapabiliyorlar, misyonlarını anlatıyorlar. Bu anlamda İmam Hatip liselerindeki öğrencilerimizin de kültür seviyelerinin, ilmi seviyelerinin yüksek olması öğrencilerimizin geleceğe emin adımlarla yürümelerine sebep olacaktır. Bu anlamda İmam Hatip liseleri hem maddi yönden hem de manevi yönden öğrencilerimizi yetiştiriyorlar. Ben kısaca belki Nazif Müdür'ün müfredata değinecek ama kısaca şunu söyleyeyim. İmam Hatip liselerinde %60 pozitif ilimler, %40 dini manevi ilimler. Yani Kur'an'ını, Arapçasını, hadisini, tefsirini bir öğrenci öğrenirken işte ekranda görüyorsunuz okulumuz gayet modern bir okul. Mescidiyle Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi mescidiyle binasıyla fen, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarıyla ve eğitim kadrosuyla yine aynı şekilde diğer imam hatiplerimiz öğrencilerimizi maddi yönden yetiştirirken manevi yönden de onların geleceğe hazırlanmaları için çaba içerisindeyiz. Ve şunu söyleyeyim, çok açık, net, Adıyamanlı çok değerli velilerimiz, gençlerimiz bu İmam Hatip liselerimize geldikleri zaman geldikleri seviyeyle şöyle ifade edeyim. TEOG sınavında diyelim ki belli bir seviyede Türkiye sıralamasına girmiş. İmam Hatip liselerimiz onları YGS, LYS sınavına kadar 4 yıllık eğitimde çok öne çekeceklerdir. Bundan bütün velilerimiz emin olsun, rahat olsunlar. Çünkü İmam Hatip liselerindeki kadrolar bir inanmışlık davasıyla çalışıyorlar. Onların geleceğe düzgün bir şekilde hazırlanmaları için bir çaba. Bu güvence ve bir teminattır değil mi? Yani? Çok rahat. Evet, mesela ekranda gördüğünüz öğrencilerimiz çok yüksek puanla gelen öğrencilerimiz de var. Şu anda ekrandaki kızımız 450 puanla Safvan Anadolu İmam Hatip'e geldi ve hedefi tıp fakültesi. Şunu söyleyebilirim, bu sene YGS'de öğrencilerimiz ilk 19 bine girdi. Adıyaman'da 19 bine girmek demek Adıyaman 40.sı olmak demek. Adıyaman 35.sı olmak demek. Yani 19 bin dendiğinde farklı anlaşılabilir. Bu anlamda 19 binde, 30 binde, 50 binde öğrencilerimiz var ve bu öğrencilerimiz çok rahat LYS sınavında tıp fakültesine, hukuk fakültelerine, çeşitli mühendisliklere gidecek puanlar aldılar. Bunu neyle aldılar? Bunu hem kendi çabaları hem de eğitim kadromuzla aldılar. Bu anlamda ben o velilerimizi de, öğretmenlerimizi de eğitim kadromuzda kutluyorum, tebrik ediyorum. Burada bizi misafir ettiğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnşallah kendimizi rahat bir şekilde tanıtmış oluruz. Çünkü İmam Hatipler bir ara bunları söylemek istemesek de ona da geleceğiz. Bir boşluk önleri, önleri kesildi. Onu da Zafari Hocam'la devam ederim. İnşallah. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Sayın Zafari Hocam, Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü, bizim de eski okulumuz. Şimdiden size hayırlı olsun. Çok güzel oldu. Yeni müdür, yeni okulla beraber şimdiden başarılar dileriz hocam. Geçmişten günümüze genel olarak İmam Hatipler hakkında siz ne buyurursunuz? Buyurunuz. Ben de öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Bu programı bize İmam Hatiplere tahsis edip ayırdığınız için ve bizi Adıyaman kamuoyuyla buluşturduğunuz için. Ayrıca da Mercan Televizyonumuza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bize değerli zamanlarını ayırıyorlar ve bizi izleyen bütün hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza da hayırlı akşamlar diliyerek başlamak istiyorum. Siz programın giriş konuşmasında fabrika ayarlarından bahsettiniz. Evet. Bu çok güzeldi. Bu doğru bir yaklaşım aslında. Bunu eğitime ve bizim alana getirirsek aslında fabrika ayarlarını Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de fıtrat olarak ve sünnetullah olarak, kavram olarak sünnetullah'tır. Evet. Yani insanın yaratılışı, doğası gereği olan şeydir. Fıtrat, İlahi kanun. İlahi kanun, fıtrat ve
çevirir. Biraz inovatif seferinde verilen eğitim programları aslında fıtrata dönük eğitimdir. Yani bu bugünün modern tabiriyle evet, bozgenciler imam hatip olarak resetliyorsunuz öğrencileri. Resetleyip fabrika ayarlarını değiştiriyorsunuz. Buradan tabii öncelikle programın başında da şunu ifade edeyim. Bunu diğer okul müdürlerimiz ya da çocuklarını diğer okullara gönderenler yanlış anlamasın. O anlamda mukayese evet, biz inovatif liselerinin müfredatını ve programını anlatıyoruz. Bu başkaları bunu yapmıyor anlamına da gelmez. Böyle de algılanmamalı. Çünkü böyle de algılanırsa şey olmaz, doğru olmaz. Şimdi işte ekranda da Adıyaman Anadolu İnovatif Lisesi'nin ilk binası, sizlerin mezun olduğu ilk bina ve bu en son yapılan Adıyaman'daki bölge yarışması, hıfı okuma yarışmasında bizim öğrencimiz Adıyaman birincisi ve bölge birincisi oldu. Bu da okuldan, öğrencilerimizden fotoğraflar görülüyor. Adıyaman Anadolu İnovatif Lisesi. Şimdi ben öncelikle bizi izleyen anne babalara bu fabrika ayarlarına dönmesi noktasında bir şey ifade etmek istiyorum. Tabii ki çocuklarımızın başarıları önemlidir. Bunu çok önemsiyoruz hepimiz. Ama şunu da hepimizin görmesi gerekiyor. Aslen sizin bu söylediğiniz şeyi de biraz da biz afiş olarak Adıyaman Anadolu'nun afiş de hazırladık. Kameradan arkadaş gösterebilirse. Önce insan, önce ahlak afişiyle. Yani tabii bu niçin Adıyaman Anadolu İmam Hatip Sesi? Evet. Bunu biraz yakından gösterebilirseniz. Ve temel sloganımız şu. Önce insan, önce ahlak. İşte aslında temel fıtrat, fabrika ayarları dediğimiz şey bu. Şimdi biz eğer insan olmayı beceremezsek, ahlakı beceremezsek, evet, biz çok profesyonel bir hırsız oluruz. Yani. Evet. Değil mi? Şüphesiz. Yani ve bugün arkaya söylenenler, evet, bugün bilinçte ifade ettiğimiz dünyada bunca meydana gelen olayları temelini yapan bu vatandaşlar aslında okuma yazması olmayan köyde oturan cahil değil, garip gureba insan değil ki. Fıtratı bozulmuş, fabrika ayarları bozulmuş olan insanlar bunlar. Şimdi inovatif liseleri bu manada önce ahlak ve önce insan sloganıyla eğitim yapıyor. Çok açıkça şunu da ifade etmek gerekiyor aslında. Çekinmeden ve o yüzden de İmam Hatipler'in tarihi Kadri Çelik Müdürüm de ifade etti. Tarihleri inişli çıkışlıdır süreçleri. Yani gerçekten 97'deki 22 Şubat'ın esas amacı İmam Hatip Liselerini önünü kesmektir. Katsayıyla gelen zulümlerle beraber. Bütün bunların nedeni işte bu fabrika ayarlarına adeta müsaade etmemek. Bu çocuklar çünkü başarılı oldular, gariban insanlardı, bu toplumun ötekileriydi ve inovatif liseleriyle bu çocuklar bu ülkeyi yönetir hale geldiler. Ben varım dedim çocuk. Önce insan, önce ahlak. Onun için de inovatif liseleri hep alternatif eğitim kurumları oldular sistem olarak. Eğitim sistemi içerisinde bu kadar iniş çıkışın ana nedeni budur. Yani neyin alternatifi? Şunun, materyalist, kapitalist, seküler ve tamamen dünyevi bir eğitim anlayışı yerine önce ahlak diyen, önce insan diyen, önce maneviyat diyen bir eğitim anlayışını öncelikli kıran diğer eğitim modelleri ve eğitim kurumları oldular. Onun içindir ki bu son dönemde bir takım çalışmaları devlet imam hatiplere yatırımlar yapıyor. Ama daha öncesinde 1997'ye kadar olan süreçte inovatif liselerin %95'i, 98'ini milletin kendisi yapmış ve devlete teslim etmiştir. İşte biraz önce ekranda da görüldü ilk sizin okuduğunuz Adıyaman Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 1968'de açılan ilk halini gördünüz. Çamurun içerisinde artan kıçıklıyordu. Milletin kendi imkanlarıyla oluşturduğu okul. Bu kadar gariban. O yüzden ben anne babalara sizin aracılığınızla seslenmek istiyorum. Şunu söylüyorum. Diyorum ki anne babalar. Bakın biz hepimiz Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği gibi çocuğumuzun geleceğinden kesinlikle sorumlu olan insanlarız. Yani bu çocuğun hesabı anne babaya sorulacaktır. قُوْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ buyuruyor Allah-u Teala. Yani bu hitap kime?
anne babaya, ey anne baba, kendini, çocuğunu yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden korunuyoruz. Peki bu koruma neyle mümkün olacaktır? Bu koruma ancak ve ancak doğru, fıtrata uygun, fabrika ayarlarına dönebilen bir eğitim anlayışıyla. Bunun bugün en iyi temsil eden kurumları inovatif liseleridir. Hem ilimizde hem Türkiye genelinde. O yüzden dünya ölçeğinde de bu doğrudur ve inovatif liseleri bu manada da dünya eğitim sistemine de model olmuş aslında. Diğer eğitim kurumlarıdır. Anne babaların, yani ben çocuğu gönderdim ne hali varsa bir kez daha düşünmesi gerekiyor. Bir de ben bunları biraz daha rahat ifade ediyorum. Çünkü ben inovatif mezunu değilim. İlahiyatçıyım. Evet. Ama inovatif mezunu değilim. Ve inovatif programının farkını çok net görebilen birisiyim. 24-25 yıldır inovatif sesinde çalışıyorum. İşte bu yeni o eski binanın yerine yapılacak olan Adıyaman, evet, Anadolu İnovatif Sesi. Yeni binamız. Evet, yeni hali inşallah bu. Ağustos'un sonunda bize teslim edilecek. Yani dolayısıyla bunu çok net görüyorum ben. O yüzden vatandaşımızın, anne babaların hem başarıda, hem akademik başarıda, gerçekten arkadaşlar da ifade ettiler, sizler de ifade ediyorsunuz. Akademik başarıda bunun Adıyaman'da İmam Hatip Sesi geçmişte hakikaten bir tarih yazmıştır. Ben işte burada bir röportaj da var. Bu da bizim dergimiz. Evet. Bu da Selam. Selam dergisi. Evet, bu 20. sayısı. Uzunlandır çıkıyor. Evet, 20. sayısı bu. Yani her yıl bir tane çıkarıyoruz. Evet. Okul 3 tanesini çıkartmak da bize nasıl. Evet, tecrübeyi de müdürümüz. Şimdi burada zaten mesela bir Malatya'da şu anda bölüm başkanlığı yapan Profesör Doktor Mahmut Durmuş'la bir söyleyişi var. Yani yüzlerce akademisyen yetiştirmiş bir okul burası. Cumhurbaşkanlığı var. Evet, binlerce mezunu olan bir okul ve Cumhurbaşkanı, Başbakan, kabinenin 4/3 inovatif sesi ise bu bir tesadüf değildir. Evet. Çünkü burada eğitim süreçleri içerisinde biz 3 temel şeyi, bunun verilerimize çok istirhamla ifade etmek isterim aracılığınızla. 3 temel şeyi ısrarla eğitim müfredatı olarak, müfredatın teknik detaylarını belki hocam anlatır ama şunu veriyoruz biz. Çocuğun kendine karşı sorumlulukları, çocuğun topluma karşı sorumlulukları ve çocuğun anne babasına karşı sorumlulukları nelerdir? İşte bunları bilen, bunları anlayan ve bunu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Kur'an'ın üslubuyla, usulüyle, metodolojisiyle öğrenen bir insan, geleceğin gerçekten kendine güvenen, özgür, öznesi olabilen, medeniyetimizi taşıyabilecek bir özne durumunda olan, kökü geçmişte hakikaten geleceğe dair ufukları olan, bakış açısı olan geleceğin rehberleri ve önderleri demektir inovatif nesli. Asım'ın nesli, diyordun ya, nesilmiş gerçek, işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek diyor ya Akif, İstiklal Marşımızın şairi. Hı. Gerçekten inovatif liseleri Asım'ın neslini yetiştirmeyi hedef alan, bunu ispat eden, geçmişi tarihi itibariyle de bunu ispat eden okullardır. Tabi bir tur daha yapacak mıyız? Evet, bilmiyorum. Yapacaksak ben bu manada sözü kesip, evet, ben ki adaleti de kendi aramızda sağlamış olalım. Allah razı olsun. Demek ki önce insan, önce ahlak. Böylece rekabet kurumu da aynı şekilde, aynı noktada birleşiyor. Bir insan yetişir, dünya değişir. Evet. Hocam peki bunun programı nedir? Evet. Bir insan, bir dünya. Bunun nasıldır? Buyurun, evet, hocam. Nazif hocam. Öncelikle bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ederim. Mercan Bey'e de teşekkür ediyorum. Bizi izleyenlere de iyi akşamlar diliyorum. Gafari Hocam ve Kadri Hocam inovatif ruhunu, misyonunu, vizyonunu anlattılar. Evet. Ben bunun üzerinde fazla durmayacağım. Ben daha çok İmam Hatip'e gelen bir öğrencinin hangi dersleri görebileceğini, evet, diyelim ki Adıyaman veya Türkiye'nin herhangi bir Anadolu Lisesi'ne veya Fen Lisesi'ne giden bir öğrenciyle İmam Hatip Lisesi'ne gelen bir öğrencinin görebileceği derslerin beser açısından bir avantajı var mı yok mu, neden çocuğumu İmam Hatip'e göndereyim? Velilerin çünkü böyle kuşkuları var. İşte İmam Hatip Lisesi bir meslek lisesidir. Eğer çocuğumuz oraya giderse meslek ağırlıklı dersler görür.
Bu da ileride kendisi için üniversite sınavlarında bir dezavantaj olur düşüncesi hala. Önemli bir kaygı. Kaygı var. Bu kaygının giderilmesi için bizim müfredatı iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Şimdi İmam Hatip liselerimizde mesleki derslerin yanı sıra, demin Kadir Bey de söylediler, %60 civarında da akademik derse veriliyor. Evet. Burada Türkiye'nin bütün okullarında 9. ve 10. sınıflarda verilen derslerin hepsi ortak. Akademik dersler ortak. Matematik, fizik, tarih aynı oranda görülüyor. 11. sınıftan itibaren ders seçimi yapılıyor. Şimdi İmam Hatip'lerde sayısal bölüme giden bir öğrenci 6 saat matematik dersi. Sayısal bölüm ders. Aynen. Sayısal, sözel, eşit ağırlık, yabancı dil bölümü. Artı 2 yabancı dil. Arapça. Evet, artı İngilizce. 2 yabancı dil. Şimdi sayısal bölüm var. Fen lisesinde gördüğü sayısal derslerin aynısını İmam Hatip lisesinde görebiliyor. 6 saat matematik, 4 saat fizik, 4 saat kimya, 2 saat biyoloji, asgari. Bu daha da arttırılabiliyor. Türkçe matematik bölümüne gittiği zaman 5 saat dil anlatım, 5 saat edebiyat, 4 saat coğrafya, yine 6 saat matematik dersi görebiliyor. Sözel bölümüne gittiği zaman yine 5 saat edebiyat, 5 saat dil anlatım, 4 saat coğrafya, 4 saat tarih. Artı son yıllarda biz İmam Hatip liselerimizde dil sınıfları da açtık. Evet. Yani yabancı dili İngilizce olan ve İngilizce ağırlıklı eğitim veren sınıflar oluşturduk. Bunlar da bizim artılarımız. Şimdi İmam Hatip liselerine gelen bir öğrencinin üniversite sınavlarına girdiğinde diğer okullara giden, Anadolu liselerine giden, fen liselerine giden öğrencilerden daha fazla akademik ders aldığını ve bunun yanında kendi maneviyatını geliştirecek yeni derslerde aldığını görüyoruz. Bunun için velilerimizin çocuklarını İmam Hatip'e gönderirken herhangi bir kuşku taşımamaları, çok rahat bir şekilde bu güvenli ortamlara, huzurlu ortamlara çocuklarını göndermelerini istiyoruz. Yani gerçekten İmam Hatip'e orta düzeyde gelen bir öğrencinin o rahat ortamda, huzurlu ortamda, manevi ortamda akademik olarak da büyük bir mesafe kat ettiğini görüyoruz. Biz onun için velilerimizin öğrencilerini rahat bir şekilde bu okullara göndermelerini istiyoruz. Teşekkür ederim efendim. Evet, teşekkür ederiz. Yani hocam çift kanatlı gibi değil mi? Evet. Yani hem maddeyi bir yandan tutmuş hem de manayı tutmuş. Hem dünya hem ahiret. Yani o konuda tabiri caizse bir dengesiz eğitim değil. Dengeli bir eğitim. Kesinlikle. Yani hem ruhu hem bedeni besleyen, manevi değerlerle bürünmüş bir okul, bir sistem. Evet. Evet. Ayrıca bu müfredat dediğim olarak bir ek yapayım müsaade edersiniz. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Bu son geçen sene Başbakanlığı çıkardığı genelgeyle herhangi bir okulumuzla veya işte bizim İmam Hatip liselerinde müdürlerinden herhangi birisi, ben veya başka arkadaşlar, biz istesek haftada 10 saat bir yarıcı kursu açabiliyor muyuz? Evet. Haftada 10 saat fizik, kimya, biyoloji, felsefe, Kur'an, Arapça, yani meslek talep ediyorlar hocam. Tabii, tabii, gelen talep karşısında YGS hazırlık kursları da açıyoruz. Aynı zamanda takviye kursları da açıyoruz. Ya ben veliler niye çocukları İmam Hatip lisesine göndermiyorlar anlamıyorum yani. Gerçekten anlamıyorum bunu. Yani yazın bile hocam açabileceği. Evet. Yani yazın bile yazın açabiliyoruz. Onu söyleyeceğim. Evet. Yani mesela ayın 18'inde 15'inde çocuklarımız tatile gitmeden biz 11. sınıflarımız için hem sayısal alanda hem de eşit ağırlık alanında kursumuzun başvurusunu yaptık, başlatıyoruz. Evet. Yani burada da Gafari Müdürüm'ün ifade ettiği gibi 4 saat biyoloji veriyoruz, 4 saat kimya, 4 saat fizik, 4 saat matematik, 4 saat yeterliyse 10 saat ver. Yani 10 saate kadar mümkün. Alabileceği her bir dersten diyelim 5 ders, her birinden 4'er saat, 20 saat yaz tatilinde biz bunlara öğrencilerimize takviye kursu yapıyoruz. Bu anlamda vurgu yaptılar, ben de söylüyorum, hiçbir velimiz, hiçbir gencimiz, öğrencimiz şu tereddüdü yaşamasın. Ben İmam Hatip Lisesi'ne gidersem acaba YGS, LYS sınavlarında bir adım geri gider miyim? Asla. Kesinlikle, kesinlikle. Öğrencimizi dağıtan unsurlardan uzaklaşıyor. Biz
ibadete de, ilme de, irfana da başlarken ne diyoruz? Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayır. Yani hayırla tamamla diyoruz ya Rabbi, kolaylaştır, zorlaştırma diyoruz. Bu anlamda yeter ki hazır bulunuşlu, ilgi ve alakası, ben okuyacağım diyen öğrenciler İmam Hatip Lisesi'ne gelsin. İmam Hatip Liselerimiz o öğrencimizi çok çok ilerilere götürecektir. İleride bize evet. de dua ederler. Evet, değil mi? Bize de dua evet. ederler. Derler elhamdülillah. Ben o gece böyle bir program izlemiştim. O programda 3 tane müdürümüz çıktılar, bir şeyler ifade ettiler. Ben o ifadeler üzerine işte İmam Hatip Lisesi'ne yüksek puanla kaydoldum. Elhamdülillah ki kaydolmuşum. Evet. O geceye, o arkadaşlara teşekkür demesini istiyorum. Evet hocam, hakikaten bu Türkiye'ye de model olabilecek derecede bu sene güzel bir uygulama oldu malum. Siz içinde olduğunuz için daha iyi bilirsiniz. Tüm okullardan imtihan neticesinde, deneme sınavı neticesinde Mehmet Akif Anadolu İmam Hatip Kız Lisesi'nde bu öğrenciler, Allah-u Alem 150 kadar galiba, evet. bunlar özel bir eğitime tabi tutuldu, dershane öğretmenleri tarafından değil mi? Evet. Bunun, bu, evet. bu da bizim Adıyaman'daki çok değerli eğitimci arkadaşların gayretiydi. Evet. Gerçekten dedik ki öne çıkmış öğrencilerimizi hiç okul farkı gözetmeksizin. Evet. 3 okulumuzdan, 4 okulumuzdan öğrencilerimizi oraya topladık, öğretmenlerimiz de fedakarlık yaptılar. Ve orada bu kursu başarıyla verdiler. Bu da şunu gösteriyor. Öğrenci istesin. Evet. Öğrenci isterse İmam Hatip'te yok yok. Yani bu arada zaman da hızla ilerliyor. Evet. Okulumuz hakkında da malumat evet. verirseniz okulumuzu hocam. Okulumuzu da kısaca evet. Okulumuzu da tanıtalım. Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi Adıyaman'ımızda metfun sahabi Safvan bin Muattal'ın adını taşıyor. Evet. Okulumuz ismen yeni ama kökü maziye dayanıyor. Bunu da biz şöyle ifade ediyoruz. Evet. Evet. Dergimizde de Safvan isimli dergimizde de belirttiğimiz gibi geleneğin ihyası, geleceğin inşası. Yani geleneğinden, özünden, fıtratından kopmamış ama geleceğe de, çağa da ışık tutan ve gelecekte önder olan, rehber olan gençler yetiştirmek istiyoruz. Evet. Gafari hocam çok güzel ifade ettiler. Maddi yönden, yani fen bilimlerinde, pozitif bilimlerinde çok ileriye gitmiş, önemli buluşlara imza atan, işte bundan tam 20 gün önce Safvan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 84 öğrencimizle 42 bilim fuarı, TÜBİTAK bilim fuarı yaptık. Sayın Valimiz gelip gezdiler, İl Milli Eğitim Müdürümüz gezdiler ve birçok okuldan fen öğretmenleri, fizik öğretmenleri geldi. Şaşırdılar. Şunu ifade ettiler. Dediler ki biz çok bilim fuarı gezdik ama burada çok orijinal projeler var. Lütfen bunları raporlayın, bunları tutanak altına alın evet. ve TÜBİTAK ödül başvurusu yapın. Bu projelerinizden en aşağı 10 tane proje ödül alacak projedir dedi. Evet. Bunu Safvan Anadolu İmam Hatip'in gençleri yaptılar. Evet. Öğretmenleri birlikte çalıştılar. Yine okulumuzda işte diğer okullarımızdan da gelen 20 tane öğrencimiz matematik olimpiyatlarına hazırlanıyor. Evet. Matematik olimpiyatları ne demek? Matematik niçin lazım? Çapraz düşünebilen meselelerin mefhumu muhalefetine hakim gençler yetiştirmek. Evet. Bugün artık parmağınızın ucunda bilgi var. Evet. Bilgiden ziyade bilgiye ulaşma yolları çok önemli. Evet. Bilgiye ulaşma yolunda da öğrencinin uyanık olması, pozitif düşünmesi, güçlü maddi ve manevi bir ruha duruma bağlılığıyla açıklanabilir. Bu da yani düşünün tek taraflı bir kuş, tek kanatlı bir kuş uçabilir mi? Mehmet Bey, uçamaz. İşte İmam Hatip Liseleri iki kanadı olan bir kuş. Hem pozitif yönden evet, hem manevi yönden Kur'an'a, hadise vakıf. Veliler gelip sizi görsünler, sizle görüşsünler. İnşallah. Çok biz velilerimizi sevgiyle, muhabbetle, hürmetle bekliyoruz, selamlıyoruz. Hepsine buradan hayırlı geceler diliyorum.
Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerlerine olsun. Teşekkür hocam. Saklanana duymaması ve gelirlerse hem pansiyonun imkanlarımızdan, evet, bir de şunu ifade etmeden geçmeyeyim. Ben şöyle bir arkadaşlarla toplantı yaptık, mütala yaptık. Dedik ki bu yıl diyelim ki 490 puanlı bir öğrenci geldi bize. İnşallah gelecek, öyle de sözler almışız. O öğrencimizle 15 tatilde, yarı tatilde maşallah, inşallah umre yapacağız. Siz de inşallah onu yolcu edersiniz. İnşallah. Evet. Teşekkür ederim hocam. Ederim. Allah razı olsun. Evet Gaffari hocam, sizler de maşallah Adıyaman'daki SGK'larla herkesten bir araya geldiniz. Evet. Ben de öyle zannediyorum, pek bir araya gelmediniz, kimse kalmadı gibi. Siz ne olarak hizmetlerinizi... Ben biraz önce de ifade ettim, İmam Hatip Sesi mezunda olmadığım için, çünkü bu farkı çok iyi bilen ve 25 yıldır İmam Hatip Sesi'nde çalışan birisi olarak, ilahiyatçı olarak, bunu çok önemsiyorum gerçekten. O yüzden İmam Hatiplerin şu anda bizim Adıyaman'daki algısı da bu maalesef veliler meclisindeki algısı çok iyi değişmiş durumda değil. Ben özellikle İmam Hatip mezunu anne ve babalara sizin aracılığınızla sesleniyorum. Geçen gün mezunlar buluşması yaptık. Evet, evet. Binden fazla arkadaş katıldı. Gerçekten çok güzeldi. Orada da ifade ettim. Bizim veliler şimdi özellikle İmam Hatip mezunu anne babalar başarısı, akademik başarısı düşük olan çocukları bize gönderiyorlar Allah rızası için. Ama başarısı yüksek olanları Allah rızası için fen sesine gönderiyorlar. Böyle bir şey olmaz. Bunu kırmak adına Adıyaman İmam Hatip Fen Lisesi şubeleri oluşturuyoruz. İmam Hatip Fen Lisesi şubeleri oluşturuyoruz. Bize gelen her çocuğa ayda 450 ve üzerine 100 TL burs veriyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız çok başarılı. Adıyaman'da kendini kendi alanlarında ve branşlarında ispat etmiş emin olurlar. Her çocuğu kendi çocuğumuz gören bir anlayışla, bunları ifade ettik daha önce, gelen arkadaşlara, çocuklarımıza ayda 450 ve üzerinde puanla kayıt yaptıranlara, ay çok kısaca program 2'de bir uyarıyor, ayda 100 TL burs. Pansiyon ücretsiz, pansiyonu gelip gördünüz. Tekelde çalışan bir ihtiyarımı da biliyorsunuz. Tam 5 yıldır. Harika. Hiç ait bir laf yok. Evet. Allah razı. Aynen böyle. Pansiyonda kalmasa ücretsiz öğle yemeği. Eğer üniversiteyi kazanırsa burs garantisi ve kriterke yardımları da yapıyoruz. Şimdi bu Müslüman anne babalar daha bizden ne bekliyorlar? Ben bunu anlamıyorum. Gerçekten ya. Hocam maşallah zenginsiniz. Nazif Bey hocam da maşallah zengin. Allah gönlünüzü ziyade kılsın. Evet. Yani öyle bir manada maddi manaya destek. Yani o yüzden de yeni bir anlayış ve yeni bir bakış açısıyla İmam Hatip Fen Lisesi oluşturuyoruz. İnşallah. Tam Türkçesi de bunun. Allah muhafaza etsin. Öğrencilerimizi ve velilerimizi bekliyor. Size de program dolayısıyla teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet Nazif Bey hocam buyurun. Evet. Adetin hizmetleri. Biraz da okulumuzun faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Buyurun hocam. Hocam bizim okulumuzun çeşitli projeleri var. Biz son 4 yılda 3 tane Avrupa Birliği projesi yaptık. Yurt dışına toplam öğretmen, öğrenci, yönetici, 70 personel getirdik. 16 değişik ülkeye gittik. İnşallah Allah izin verirse 30 Haziran'da Bulgaristan'a 10 kişilik bir ekiple bir gezi daha yapacağız. Yani Adıyaman'ı fethettiniz yurt dışına bu sefer. Yani, öyle zannediyorum ki bu geziden sonra okulumuzda öğretmen olarak çalışıp da artı öğrencinin bir kısmı Avrupa'ya gitmek isteyen isteyip de gitmeye kalmayacak. İnşallah. Son 10 kişi kalmıştı, onları da götüreceğiz. Yine bu yıl ilk defa İstanbul'daki bir dernekle, evet hocam, Sancaktepe İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği ile yaptığımız bir proje ortaklığıyla. Onlarla ben ayrı etende toplanacağım. Evet, hocam. Şu anda o projede Bosna Hersek'ten bir okul, Kıbrıs'tan bir okul, Bursa'dan bir okul, Adıyaman'da biz Rekabet Kurumu Anadolu İmam Hatip Sesi ve İstanbul Sancaktepe'de 3 okul bir proje yaptık ve bu proje kapsamında bir ilmihal yarışması yaptık. İlmihal yarışmasında dereceye giren 2 öğrencimiz şu anda Ümre'de. Evet. Hazır çizgini evet, bunları gönderdik. Şu anda 15 günlük bir Ümre ziyaretinde bulundular. Yine geçen gün bir okula giderken bir öğrenci, biz okul tanıtımı, otookullara okul tanıtımı için gidiyoruz. İşte broşür, afiş bastık. Şimdi bir öğrenci dedi ki, hocam dedi, İmam Hatipler'de bizi beden eğitim dersi var. Şimdi demin bahsettiğim bana da matematik vardı. Herhalde zamanımız daraldı. Hemen bir kaçınca. İkinci bir şey de yaparız daha sonraki zamanda. Evet. Şimdi
İmam Hatip Liselerinde beden eğitimi de var, matematik de var, müzik de var, resim de var. Artı bizim spor salonumuz var. Kapalı spor salonumuz. Bu spor salonumuzda bütün spor dallarında kulüplerimiz var. Evet. En son bizim dünya çapında derece yapan öğrencimiz var. Kickboks'ta 2 defa Türkiye birincisi oldu bir öğrencimiz. Evet. Ve en son dünya üçüncüsü oldu. Şu anda Adıyaman Üniversitesi'nde sınavsız geçiş hakkıyla beden eğitimi öğretmenliğine geçti. Şimdi zamanımız daraldığı için ben programı fazla şey yapmak istemiyorum. İnşallah biz bunu tekrarını da yapacağız hocam. Teşekkür ederim. Aziz seyircilerimiz, Nazif Dere, Mehmet Kadri Çelik, Gafari İzci, değerli müdürlerime çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimle efendim. Hayırlı olsun.